Sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar, evet bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür İkizler Burcu'nda seyahatini sürdürüyor ve tabii ki tutulma derecesinde olacak. İkizler Burcu'nun yaşadığımız güneş tutulması tetikleneceği için bu sizin hayatınızın merkezinde, özellikle iş hayatı belki daha fazla öne çıkacaktır. Yükselen Burcu Başaklar için bunu söylüyorum. Dolayısıyla iş hayatınız, hayatınızda belirli bazı sonuçlanmalar bekliyorsanız bazı alanlarda, ki bunlar bazılarımızın çocuklar alanında olacak, bazılarımızın ilişkiler modunda bunlar ortaya çıkabilir. Yani aşk veya hedeflediğiniz bir yeni bir oluşum da olabilir bu. Hani biraz daha yaratıcılıkla ilgili konular da çok tetiklendi buradaki Dolunay'la birlikte. Bunlar gündeminizde olabilir. Onun dışında bu hafta bizim fenomenimiz Uranüs'ün tabii ki Satürn'e olan karesi Mars'ın Satürn'e karşıtlığı da devrede olacak. Özellikle haftanın ortasından itibaren bu sizin için belki biraz daha sağlık alanında çalışabilir. Sağlığınız, belki ruhsal durumunuz, gizli konular olabilir. Düşünceleriniz, kendi kendinize kalmak istediğiniz alan, bu alanlar birazcık daha aktif. Hatta belki de gerçekten çok gizli bir şeyleri ortaya çıkaracak durumlar olabilir. Yani bazı şeylerden haberdar olabilirsiniz. Sizinle de ilgili olabilir bunlar. Belki de başka merak ettiğiniz, mesela bir çocuğunuzun olabilir bir ilişkisi, mesela onu merak edersiniz. Kendi aşk hayatınızla ilgili bazı gizlilikler vardır. Bunlar ortaya çıkabilir mesela. Evet, Güneş 11. evinizde hafta boyunca. Tabii Güneş'in burada ilişkilerinizi alsa destek veren pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Sosyal ortamlarda güçlü olabilirsiniz. Görünürlüğünüz artabilir. Toplum içindeki görünürlüğünüz de artacağını söyleyebilirim. Ve buradaki iletişimleriniz sayesinde de yakın çevre bağlarınızı da güçlendireceğiniz bir hafta olacak. Evet, hafta sonuna doğru Ay Boğa burcuna geçecek. Ve tabii sizin için 9. ev konularını burada aktifleştiriyor. Uranüs de buradan geçtiği için ani sürpriz seyahatler, bazı eğitimler olabilir. Düşünsel anlamda, yani fikirsel anlamda, içsel olarak belki bazı farkındalıklar yaşatabilir size. Yine mahkemeyle sanki hukuki süreçlerle ilgili bazı durumlarınızı da burada tetikleyebilir açıkçası. Venüs ve Mars da tabii 12. evinizden geçtiği için yine dediğim gibi gizli konular, kendi kendinize kalma, içe kapanma, içe dönme gibi durumları, aslında hani bazı şeyleri içinize atmam, duyup duymazdan gelme, görüp görmezden gelme durumları gibi durumlar da sizin için aktif olabilir. Tabii ki burada hem aile içinde, iş hayatınızda da bazı kadersel yol ayrımları ya da birleşmeler de sizi bekliyor diyebilirim. Çünkü burada düğümler var. Tutulma tam sizin için çok merkezli bir alanda oldu. Demek ki hayatınızda artık bir yön tayin etme, bir değişim ve dönüşüm zamanını geldiği işaret eden bir süreçtesiniz. Ve bu hafta burası tetiklenecek sevgili Başaklar. Tabii ki 10 ve 20 derece aralarında güneşi yükseleni olan Başaklar için daha fazla geçerli bu. Ve 1979 arası doğumlular, 80-85 arası doğumlular, 92-93 arası doğumlular için tabii daha belirleyici sonuçlar ortaya çıkabilir. Evet, güzel bir hafta diliyorum. Öncelikle olanı kabul edin lütfen. Hayatınıza yeni gelenleri kabul edin. Çünkü bu kadersel değişimleri itiraz etmek bizi hiçbir yere vardırmaz. Kabul ederek daha kolay ilerleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.